Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyim? Merhabalar, Cem Altınışık ben. FNSS Savunma Sistemleri Kurumsal İletişim Müdürüyüm. Efendim, SAHA 2024 Türkiye'nin ve dünyanın en büyük savunma sanayi kümelenmelerinden biri. Evet. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Açıkçası şöyle, hani SAHA Expo da buraya uzun yoldan geldi ve çok büyük bir gayret ve emek vardı bunun arkasında. Zaman içerisinde bize de öğrettiler. Yani şöyle ki oldu, bu aslında bir kümelenme olarak hani ana yüklenicilerle alt yüklenicilerin buluştuğu bir organizasyondu ki halen daha öyle, bu değişmedi. Fakat buna ilave olarak bir de uluslararası tedarik makamları, savunma bakanlıkları, son kullanıcılarında yer aldığı önemli bir savunma sanayi fuarına dönüştü. Yani ikisini beraber harmonize eden. Bu doğrultuda da biz de buradaki açıkçası katılım şeklimizi bir değiştirdik. Yani biz normalde buraya daha önce hani kendi ekosistemimizde ilişki kuracak, iş geliştirme yapabilecek veya işte tedarik zinciriyle, kaliteyle diğer kümelenmeleri buluşturacak bir organizasyondan bir anda ürün tanıtan, pazarlama yapan ve diğer bütün paydaşlarıyla buluşan bir yapıya dönüştük açıkçası. Bu da çok sevindirici. Bu da bu yani bunun ne kadar önemli bir başarı olduğunun altını çizmek için söylüyorum. Bizim gözümüzden katılımcı olarak bir savunma sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak bu doğrultuda da burada şu an bugün de İkinci günü ve ikinci günde de gördüklerimizden çok memnunuz. Heyetlerin gerek açıkçası seviyeleri, gerekse heyetlerin bizlerle ilgili olan iş süreçlerindeki hani nasıl söyleyeyim size, ilgili olmaları çok sevindirici. Bu doğrultuda da hani biz de burada olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Efendim, Türk savunma sanayisinde önemli bir firmalardan birisiniz. Silahlı kuvvetler ve yurt dışı alanında hangi ürünlere pazarlık yapıyorsunuz? Bununla ilgili gerçekleşen proje var mı SAHA Expo 2024'te? Şöyle, şimdi ben şöyle anlatayım. Sektörde bir proje fuarda gerçekleşmez. Fuar projelerin gerçekleşmesini sağlayan bir sistem değildir ama buna açıkçası bu paydaşları bir araya getiren, herkesi aynı anda, çünkü bizlerin öyle sektörde öyle showroomları yok diğer ticari sektörler gibi. Yani bir savunma sektörü firmasına gitmeniz için o ülkeye ziyaret, resmi ziyaret yapmanız lazım. Bunlar meşakkatli uzun işler. Bütün sektörü bir araya getiren, belli bir süre daha içerisinde herkesi bir araya getiren, tüm paydaşları bir araya getiren etkinliklerdir fuarlar. Ve burada yeni ürünlerinizi tanıtmaya, markadaki açıkçası prestijinizin altını çizmeye, insanların açıkçası sizler hakkında neler hani yaptığınızı, neler yapabildiğinizi anlamalarını sağlayabilmelerini olanak sağlayacak şeylerin oluşturulması, görüşmelerin oluşturulması. Yani aslında bir prestij fuarıdır bunlar. Tabii bu fuarlarda şöyle duyuyoruz, şu sözleşme imzaladı vesaire. O sözleşmeler zaten imzalanıyor. Fakat bekliyoruz. Hani fuarı bekliyoruz. Diyoruz ki bunu hali hazırda zaten iki gün, yani işte birkaç ay sonra ya da bir ay sonra da bir çok kısa süre sonra şeyimiz var. Burada fuarımız olacak. O fuarda biz bunu anlatalım. Ve bu orada ilan edelim. Aslında kamuoyuna duyurulması fuarda yapılıyor. Çünkü bu da hali hazırda herkes buradayken, hepimiz buradayken bu da hem fuara değerini arttırıyor bizim nezdimizde, hem de tabii ki de kendimizden söz ettirmek için, aynı zamanda da bütün ekosistemin de bir arada olduğu bir yerde bunu yapabilmek için bu çok daha anlamlı hale geliyor. Yani bir anlamlı hale getirme olayı söz konusu. Benim yani kurumsalcı olarak bakışıyla değerlendirmem böyle en azından. Ve burada tabii zaman içerisinde daha da gelişti Türkiye'de bu fuarcılık, özellikle savunma sanayi fuarcılığı. SAHA'da bunlardan tabii en önemlilerinden biri haline geldi. Bizim yurt dışında pazarladığımız ürünlere bakarsak şu an tabii ki de tüm ürünlerimiz, silahlı kuvvetlerin özellikle envanterine verdiğimiz ürünlerin hepsini zaten biz yurt dışında da bunları diğer dost ve müttefik ülkelere pazarlıyoruz. Yine SSB'miz özellikle bu konuda uluslararası işbirliği dairemiz var. Onlar çok destek oluyorlar. İşte yine ilgili daireler ihracatımıza çok destek oluyorlar. Onlara da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Her firma oldu destek verdikleri gibi. Ama hani burada belli başarılar
da var, geçmişte yapılan. Onlardan da biraz bahsetmek lazım. Mesela geçmişte bir ilk 8-8 aracı yaptığımızda ilk ihracatını gerçekleştirdik Türkiye'nin 8-8 bir platformda. O da Malezya'ya oldu. Malezya Silahlı Kuvvetleri'ne oldu. Ve Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin bütün 8-8 araçlarını biz vermiş olduk. Daha önce hep paletli araçlarını vermiştik. Arkasından bir Umman programı başladı. Umman programında da yine 8-8 araçlarımızı Umman'a pazarladık. Suudi Arabistan'da Mezon 3 araçlarını modernize ediyorduk. Askeri fabrikalarda o işi tamamladık. Şimdi yeni projelere peşinden koşuyoruz. Yurt içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ön cephe hattı. Yani muharebe sahasının ön hatlarında savaşacak araçların, zırhlı araçların neredeyse tamamını yakında biz teslim ettik. Çok farklı konfigürasyonlarda araçlar, bunların içinde hücum köprüleri var, bunların içinde silah taşıyıcı anti-tank araçları var, yani tank savar araçları var. ZMİA'ları zaten biz vermiştik kuruluşumuzdan bu yana 1991'den itibaren, yani 35 yıllık bir şirket burası. Öte yandan yine Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın keşif araçları programı var. Yani özel maksatlı araçlar programı. Onların araçlarının yakında kalifikasyonları tamamlandı. Umarım en kısa zamanda teslimatlara da seri üretimle beraber başlayacağız. Ardından hemen başlayacağız. Sonra yine baktığımızda işte yine istikam araçlarından Kunduz var. Kunduz'u yine biz silahlı kuvvetler için tasarladık, geliştirdik ve silahlı kuvvetlere teslim etmiştik. Zaha'mız var, hemen arkamda görmüş olduğunuz, buraya getirdiğimiz. Zaha'mızda tabii biz bugüne kadar hep Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na çalıştık. Sonra bir anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza çalışmaya başladık. Yani Deniz Piyademizin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın da araçlarını şu an biz tasarlıyoruz. Türk mühendisiyle üretiyoruz ve kullanıcıya teslim ediyoruz. Tamamını teslim ettik bunların. TCG Anadolu'muzun içinde yer alıyor bu araçlar. Görmüş olduğunuz araç böyle baktığınızda işte bir paletli araç gibi gözüküyor ama aslında bir deniz aracı. Amfibi bir araç. Amfibi demek genelde halkımız şöyle düşünüyor. Amfibi deyince ya işte ne kadar derinlikte sulardan yüzer, bunda sınır yok. Okyanustan atıyorsunuz bunu. Her şekilde yani sınırsız derinlikteki denizlere atıyorsunuz. Bu suya girdiğinden itibaren hemen palet tahrikini kullanmıyor, su jetlerini kullanıyor. Arkada iki adet su jeti var ve bu su jetleriyle aracımız denizde 7 knot hızla ilerliyor. Bunun içinde şey de var. Tabii deniz durumu değişebilir. Fırtınalı denizler olur. İşte tayfun çıkar vesaire. Öyle durumda bile operasyona devam ediyor. Yani alabora olsa dahi kendini düzeltme özelliğine sahip denizde. Ve karaya geliyor. Karaya çıkıyor. Karadan başlıyor bu sefer palet tahriki. Paletleriyle ilerlemeye başlıyor. Zırhlı bir araç zaten. 21 deniz piyade taşıyor içinde. Yani aslında deniz kuvvetlerimiz içinde kuvvet çarpanı olabilecek, deniz piyademiz için kuvvet çarpanı olabilecek bir sisteme dönüştü diyebiliriz biz de. Biz de kullanıcı memnuniyetini de dolayı da mutluyuz. Hani kullanıcı da şu an böyle bir sisteme kavuştuğu için çok memnun. Burada bu fuarda bir sözleşmemiz vardı yine bizim. Endonezya ile imzaladığımız. Bu Endonezya daha önce bir Kaplan MT orta sınıf tank geliştirmiştik, teslim etmiştik Endonezya ordusuna. Şimdi Endonezya ordusu dedi ki bana zırhlı personel taşıcı da lazım aynı sınıfta. Ve onu da geliştirir misin? Evet geliştiririz, ortak geliştiriyoruz, teknoloji transferi yapıyoruz dost ve müttefik Endonezya'ya. Ondan sonra ve orada da Kaplan sınıfı bir personel taşıyıcı geliştiriyoruz. Bunu da ilk defa burada ilan ettik dün. Açılışıyla beraber bir basın toplantısı gerçekleştirdik burada ve kamuoyuna duyurduk. Konsept tasarımını gösterdik. Böyle bir araç yapacağız diye. Ve böylelikle de hani hem yurt içinde hem yurt dışında tüm paydaşların isteklerine uygun, silahlı kuvvetlerin istediklerine uygun sistemleri yerli ve milli imkanlarla, Türk mühendisliğiyle, bakın bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Türk mühendisliğiyle burada tasarlayıp üretip ve aynı zamanda teknoloji transferi de yaparak başka bir ülkeye bunları, onların da güvenliğine, onların da ülkesinin bekasına destek oluyoruz. Şimdi tabii burada söz etmemiz gereken bir konu daha var. Bütün bu sistemlerin tasarımında, üretiminde, tabii tasarımını biz yaparız ama üretiminde ciddi bir tedarik zincirine ihtiyacımız oluyor. 600'ün üzerinde yerli tedarikçiyle çalışıyoruz. Yani şu aracın üzerinde 600 Türk tedarikçisinin ürünü var. Yani tabii bizim kurumumuzda belli bir sayıda insan çalışıyor. Ama dolaylı istihdamı tahmin edin yaratılan.
Ve aynı zamanda bu firmalarda bakın dolaylı istihdam sadece iş gücü değil. Burada mesela bir takım alt sistemler var. Bunların işte çünkü onu oturup biz geliştiremeyiz o alt sistemleri de. Yani bir takım işte ihtiyaç olan sistemler. Bunları yurt içinden tedarik ediyoruz. Biz onlara şey veriyoruz. Teknik siteler veriyoruz. Diyoruz ki bizim bu özellikle şunu yapabilecek. Bize işte ısıtıcı geliştirir misiniz? İşte otomatik yangın bastırma sistemi geliştirir misiniz? Bunları veriyoruz. Ve bunları da bize yerli tedarikçiler geliştiriyor. Bu proje için geliştiriyor. Bu da önemli. Yani yerli tedarikçiler sadece bir üretim değil, alanı değil. Bunu aynı zamanda küçük Ar-Ge hapları aslında bir nevi. Ve bunu da sonuna kadar kullanıyoruz. Bu da ne? Hem ülkemizin bekasını sürdürülebilirliği hem savunma sektörümüzü sürdürülebilirliği için biz de küçücük de olsa, çünkü bizimki de yani biz bir firmayız. Bizimki de küçük bir katkı ama hepimiz bu küçük katkılarla sektörün büyümesine bence destek oluyoruz. Biz de o çorbada tuzumuz olduğu için de son derece mutluyuz diyebiliriz. Efendim 2024 yılı bitmek üzere. 2025 ve gelecek için Türk savunma sanayisi ekonomide büyük bir yer ediniyor. Sizler de FNSS olarak Türk savunma sanayisine nasıl bir pazar payı ve ihracat hedefi hedefliyorsunuz? Ya şöyle yani ya tabii ki de şimdi stratejik planımızda bunlar yazıyor. Bunlardan ve bunları da kamuoyuna açmadık. Biz zaten halka açıkta bir şirket değiliz. Ama şöyle söyleyeyim. Ben çok basitçe bir iki tane şeyde bulunmak isteriz. Hani burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın stratejik planı açıklandı ve orada da önemli biz yani sektörden önemli ihracat hedefleri aslında var bu doğrultuda. Yani Savunma Sanayi Başkanlığımızın da zaten bu konuya böyle baktığında biliyoruz, onlara desteğini biliyoruz. Yani hepimiz aslında burada sektörün sürdürülebilirliği için ihracat öneminin farkındayız. Ve bu doğrultuda da faaliyetlerimiz sürüyor. Zaten şu an doğrusunu söylemek gerekirse bu fuarda bile oluş sebeplerimizin en yani birinci sebebimiz ihracat. Yani biz burada çünkü şöyle, tedarik makamlarına zaten erişimimiz var. Zaten SSB'mizle sürekli proje yapıyoruz, görüşüyoruz. İşte son kullanıcıyla zaten hep sürekli hali hazırda proje yaptığımız için temas halindeyiz. Hani gidip hani öyle bir buluşma için çok böyle yani imkanlarımız var. Onu demeye çalışıyorum. Ama yurt dışında şimdi böyle bir fuar yapıp bu kadar başarılı bir şekilde heyetleri de buraya getirince, oradaki kullanıcı tedarik makamları getirince, o zaman bizim için tabii ki de paha biçilmez hale geliyor. Çok doğru bir platform haline geliyor burası. O yüzden buradayız. Yani hepimiz şu an hani en birinci şeyimiz yani amacımız ihracat. Onun için burada. Tabii ki yurt dışı fuarlarına gidiyoruz ama ülkemize de yani burası bizim artık şeyimiz yani kalemiz, Türkiye'miz. Yani Türkiye'de bir fuarda da burada bu yurt dışındaki paydaşlarımızla buluşmak için biz burada görünür olmak tabii ki de öncelikle istiyoruz. Yani ihracat hedeflerinden rakamsal olarak bahsetmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim hani belirli bir şeyimiz var. Bir stratejik planımız var ama bunu hani açıklayamak istemiyoruz. Ama hani bu konuda bugüne kadar hep rekorlar kırdık. Kendi sektörümüzde. Yani kara araçları sektöründe. İmzaladığımız sözleşmelerle. Genelini de kırmaya hazırız. Onun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Teşekkürler Cem Bey. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.